Aziz dostlar, hepinizi aşkın yazlarımla selamlıyorum. Bugün Şah TV ekranlarında sizlerden gelen talep üzerine kendimle ilgili bazı hususları anlatacağım. Tabii esasen özgeçmişimiz, kişisel hayatımız hem kitaplarımızda hem de farklı internet sayfalarında var. Merak edenler oradan bakabilirler. Fakat ben burada Sizlere e, yapmış olduğum çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Sizlere kitaplarımı tanıtmak istiyorum. E, şimdiye değin e, 20 küsur tane kitabım yayınlandı. Ve sayısız makalem yayınlandı. Bazı uluslararası sempozyumlara katıldık. Orada bildiriler sunduk. Bazı hakemli dergilerde, farklı konularda makalelerimiz yayınlandı. E, bunun haricinde başka yayınlarımızda oldu. Sevgili dostlar, benim çalışma alanım esas itibariyle iki alanda veya iki grupta toplanabilir. Bunlardan bir tanesi ee, Alevilikle ilgili konular. Yani Aleviliğin tarihi, inancı, itikadı, ibadetleri, Alevilikle ilgili her şeyi kısaca toplumsal yapısı, sosyal yapısı. İkinci çalışmalarım ise, ikinci grup çalışmalarım ise Aleviliğin dışında olan işte Türk'lükle ilgili, etnik meselelerle ilgili, Türk kültürüyle ilgili ve uzmanlık, diğer bir uzmanlık alanım olan coğrafyayla ilgili. Bu bölümde sizlere e, Alevilikle ilgili çalışmalarımı anlatacağım. Daha sonraki bölümde bir bölüm daha çekeceğiz bu konuyla ilgili. Onu da hemen ertesi gün yayınlayacağız. E, bu... İkinci bölümde de Alevilik dışındaki diğer uzmanlık alanlarımla ilgili çalışmaları sizlere tanıtacağım. Sevgili dostlar, şöyle bir kitabımız var, Aleviliğin Yazılmayan Tarihi diye. E, bu şimdiye değin yaklaşık olarak tam aklımda yanlış kalmadı altı baskı yapmış olması lazım. 16 baskı yaptı bu kitap. Oldukça da yayıldı, okundu. 300 küsur sayfalık bir kitap Aleviliğin tarihi ibadetleri, kavramları, kaynakları, 12 imamlar, tarih, sürek yine ondan sonra inanç, ibadet ve edebiyat konularını ihtiva eden yani Alevilikle ilgili bir el kitabı olarak bunu değerlendirebiliriz. Ee, birinci kitabımız böyle. İkincisi Allah'ın Arslanı Hazreti Ali adını taşıyor. Hazreti Ali'nin hayatını ve Hazreti Ali'nin özlü sözlerini, hutbelerini, konuşmalarını derleyip bir araya getirdiğimiz bir kitap. Ee, bu da şimdiye değin 4 baskı yaptı veya 5 baskı yaptı. Tam hatırlayamayacağım baskılarını. Bir diğeri ise sevgili canlar 12 İmam kitabımız. Bu da 12 İmamların hayatını, Alevilik'te 12 İmam inancını ne anlama geldiğini kısaca anlatan bir kitap. Tabi 12 İmamlarımızın hayatını az ve öz olarak anlattık bu kitapta. Esasen ee, bu kitap Aleviliğin yazılmayan tarihi bölümündeki yani kitabındaki özür dilerim. 12 imam bölümünün genişletilmiş hali bunu ayrı bir kitap olarak da yayıncım yayınlamayı önerdi. Biz de bu öneriyi yerine getirdik. Bu herhalde 3 veya 4 baskı yapmış olması lazım şimdiye deyin. Sevgili dostlar bir diğer kitabımız A'dan Z'ye Alevilik başlangıç kitabı. Şöyle gösterelim. bu kitabımızda da e, ee, sevgili dostlar Aleviliğin e, temel kavramları etrafında Aleviliğe bir başlangıç, bir giriş e, kitabı şeklinde tasarladık. Ondan sonra mesela A harfiyle Allah Muhammed Ali, B inancıyla buyruklar Aleviliğin yazılı kaynakları, C ile Cem ibadeti, D ile dört kapı kırk makam yani A'dan Z'ye kadar Alevilik ile ilgili bütün önemli kavramları bir araya getirdiğimiz ve yeni başlayanlar için ee, çok güzel bir kitap. Çok iyi hazırlanmış bir kitap. Ee, şimdiye değin 3 baskı yaptı yanılmıyorsam. Sevgili dostlar bu da Kürt Aleviliği. Ee, şöyle gösterelim yüzümüzü kapatmadan. Evet Kürt Aleviliği sevgili dostlar. Yani bu son zamanlarda etnik ayrılıkçı çevrelerin yeni bir Kürt Aleviliği inşası var. Bu inşanın temel argümanlarını ele alıp değerlendirdiğimiz, eleştirdiğimiz bir kitap. Yani aslında Kürtlükle Alevilik kavramlarının birbirine yakın olmadığını, tarih boyunca da iç içe geçmediğini kaynaklarıyla birlikte anlattığımız bir kitap. Bunun birkaç bölümü de bazı hakemli dergilerde yayınlandı. Bunun ilk baskısı bitti, ikinci baskısını hazırlıyoruz. Sevgili dostlar, bir diğer kitabımız Alevilik Bildirgesi adını taşıyor. Bunu da böyle gösterelim sizlere. Bu 65 sayfalık bir metin. Aleviliğin temel kavramları, inançları, ibadetleri, ondan sonra tarihi, sosyal kurumları, geleceği, Rıza şehri, yani Alevilikle ilgili en temel konuları, en temel bilgileri, kamuoyunda mer merak edilen tüm bilgileri az ve öz şekilde bir araya getirdiğimiz bir kitap. Bakın bu kitabın her paragrafından bir yeni bir kitap yazılır. Bu kadar iddialıyız. Ee, bu kitabı şimdiye değin 180 civarında Alevi inanç ve kanaat önderi imzaladı. Hala da imzaya açık. Tabi herkesten imza almıyoruz. Bazı özelliklere haiz olması lazım. Ee, onların imzalarını alıyoruz. Şimdi değin 180 civarında Alevi inanç ve kanaat önderi bunu bu bildirgeyi imzaladı. Halen de yeni imzalar geliyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Bu da oldukça güzel bir kitap, oldukça rafine bir metin ve bu metin sonraki nesillere Aleviliğin ne olduğunu da anlatacak. Sonraki nesillere Aleviliğin ne olduğunu da ifade edecek. Yani oldukça kıymetli bir kitap oldu bu. Bir diğeri sevgili dostlar Aleviliğin yazılı kaynakları. Bildiğiniz üzere şimdiye değin Aleviliğin genellikle sözlü kültür üzerinden, sözlü kaynaklar üzerinden kendini ifade ettiği, bugüne getirdiği ifade edilir. Halbuki bu doğru bir şey değil çünkü Aleviliğin yazılı kaynakları da var. Bu yazılı kaynakların ne olduğunu, nasıl tasnif edildiğini detaylarıyla birlikte Anlattığımız bir kitap, bütün yazılı kaynakların hakkında kısa bilgilerin verildiği, içeriklerinin ne olduğu, ne anlatıldığına dair hazırlamış olduğumuz bir kitap. Bir kez daha gösterelim Aleviliğin yazılı kaynakları. Bu özellikle genç araştırmacılar için, yani akademide de olanlar için el kitabı niteliğinde bir kitap ve değerli bir kaynak. Sevgili canlar bir diğer kitabımız Alevilikte Allah inancı. Yani Aleviler nasıl bir Allah'a inan, inanır, iman eder? Tanrı tasavvurları nasıldır? bunu anlatmaya çalıştığımız bir kitap. Tabi bu Alevilikte Allah inancı sadece Aleviliğin şeriat ve tarikat kapılarındaki Allah tasavvurunu içeren bir kitap. Marifet ve hakikat kapılarına henüz ulaşamadığımız için öyle diyelim. Ee, o tasavvurla ilgili bir şeyler e, kaleme almayı e, çok e, kendimize yakıştıramadık. Bu konuda kendimizi yetkin yetkin görmedik. Fakat Aleviliğin şeriat ve tarikat kapılarında Aleviliğin nasıl bir tanrı tasavvuruna sahip olduğu, nasıl bir Allah, nasıl bir e, mutlak varlık tasavvuruna sahip olduğunu Aleviliğin yazılı kaynaklarından ve sözlü aktarımlarından Anlatmaya çalıştık. Bu da yine e, benim şahsi kanaatimde çok kıymetli bir kitap oldu. Yani okuyanların da e, büyük bir heyecanla geri döndüğü, ifade ettiği bir kitap. Sevgili canlar, Alevilikle ilgili bir diğer kitabımız da Türk Hakanı Şah İsmail. Bu da 300 küsur sayfa bir kitap oldu. Şimdi sevgili dostlar, e, Şah İsmail bildiğiniz üzere bizim ülkemizde e, iyi bir intibaya sahip değil. Özellikle Osmanlı İmparatorluğundan beri Osmanlı Safevi çekişmesi nedeniyle Osmanlı İmparatorluğundan kaynaklanan bir algıyla birlikte Şah İsmail'in kan dökücü biri olduğu, zalim biri olduğu, ondan sonra yani hak ehli biri olmadığına dair aktarımlar var. Halbuki bizim Anadolu'da Alevi ve Kızılbaş kitleler, Bektaş kitleler de dahil olmak üzere. Şah İsmail Hatay'ı severler, olurlarlar ve ona büyük saygı beslerler. Ee, biz burada Şah İsmail'in Aleviliğini anlatmadık. Kızılbaşlığını da anlatmadık. Yer yer tabi ister istemez temas ettik. Fakat biz burada Şah İsmail'in bir Türk hakanı olduğunu anlattık. Çünkü e, bizim ülkemizde ne yazık ki sadece Osmanlı Türk olarak algılanıyor. E, Şah İsmail ve Safeviler İran devlet olarak, Fars olarak, Acem olarak algılanıyor, anlatılıyor, ifade ediliyor ve bir sürü de iftira atılıyor açıkçası. E, bu iddialara ve bu kara propagandaya bir cevap olarak Türk toplumunun tamamına Şah İsmail'i anlatmayı bir borç bildik, bir görev bildik ve Şah İsmail'le ilgili böyle bir kitap hazırladık. Hem bu kitap üç bölümden oluşuyor. Birincisi Şah İsmail'in soyu kökeni, etnik kökeninin ne olduğu. İkincisi kültür olarak Şah İsmail'in Türk olduğu ve üçüncüsü de Şah İsmail'in kurduğu devletin bir Türk devleti olduğunu burada kaynaklarıyla birlikte anlattık. Sevgili dostlar Alevilikle ilgili bir diğer çalışmamız daha doğrusu son çalışmamız da Hünkar Hacı Bektaşi Veli kitabıdır. Sağ olsun bizi üzmedi Hüseyin Hürrem Ulusoy Efendimiz de Hacı Bektaşi Veli evlatlarından bu kitabımıza bir takdim yazdım. Sevgili dostlar bu kitap sadece Hacı Bektaş Veli'yi anlatıyor. Hacı Bektaş Veli hayatını, eserlerini, onun kişiliğini, e, mensup olduğu sosyal ve inanç zümresini anlatıyor. E, Hacı Bektaş Veli ile ilgili günümüzde yapılan pek çok karartmayı aydınlatıyor, deşifre ediyor. Ve Hacı Bektaş'ı gerçek çehresiyle Türk toplumuna tanıtmayı amaçlıyor bu kitabımızda. E, yani özellikle Son dönemlerde Hacı Bektaş Veli hakkında yapılan karartmalara çok güçlü cevaplarla dolu bu kitabımız, bu eserimiz. Yani Hacı Bektaş Veli'ye ilgi duyan, Hacı Bektaş Veli'yi araştıran, Hacı Bektaş Veli'yi ululayan her kişinin mutlaka okuması gereken bir kitap. Hele ki akademi çevrelerinde, özellikle. Hacı Bektaş Veli ile ilgili araştırma yapıp da bu kitabı görmeyen biri varsa emin olun eksik kalır. Çünkü bu kitabımızda biz Hacı Bektaş Veli hakkında daha önce ifade edilmeyen birçok hususu ifade ettik ve daha sonraki süreçte de Balım Sultan'la ilgili bazı hususları da ifade ettik. İlk defa bunlar dile getirildi, ifade edildi. O nedenle son derece önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Sevgili dostlar, Alevilikle ilgili yeni çalışmalarımız da var bu günlerde çıkacak. Atatürk'ün Dervişleri diye birinci Cihan Harbi'nde ve e, Kurtuluş Mücadelesi yıllarında, Kurtuluş Savaşı yıllarında Alevilerin ve Bektaşilerin reflekslerini ve tutumlarını inceleyen bir kitap. Ayrıca Atatürk'lü Alevilerin ilişkisini ele aldığımız bir kitap. O kitap da bu hafta içerisinde muhtemelen kitapçılara internet kitap satış e, sitelerine düşer. Oradan da bu kitapları temin edebilirsiniz. Bütün kitaplarımız internet satış sitelerinde ve Türkiye'nin seçkin kitapçılarında var diyelim. Evet sevgili dostlar özetle Alevilikle ilgili yapmış olduğumuz kitap çalışmaları bunlar. Kitapların haricinde sayısız makalemiz var. Onlar da yine internet sitelerinden, Veryansın TV'den ve Oda TV'nin Arama motorlarından bakarak bu yazıları da bulabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Sevgili dostlar, bugünkü programımız bu kadar. Beni sabırla dinlediniz, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.